Selamlar herkese. Geçtiğimiz bölümde Vic'in kızını bulmuştuk. Onunla Vic bayağı bir sohbet etmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu binaya bir gireceğiz. Şuradaki şu arkadaşla konuşacağız. Selam yabancı. Her zaman yeni yüzler görmek bana keyif verir. İsmim Randall. Amenities ofisinin şefiymiş bu arkadaş. Bir şeylere mi ihtiyacın var diye soruyor. Burası ne diyoruz? Amenities office, bunun tam Türkçesini bilmiyorum. Tipik eşyalar, hayat, yaşam için gerekli şeyler, bazı kitaplar, nasıl yapılır dergileri, steampunklar, medikal ıvır zıvırlar. Yani her şeyden varmış burada. Stonda neler var neler yok görebilir miyim diyoruz. Sadece vatandaşlarla alışveriş yapmaya yetkiliymiş. Vatandaş olmayanlara bir şey satamıyormuş. O yüzden avlu kısmındaki Harry'nin dükkanına bakmamızı öneriyor. Ama ben bu vatandaşım, beni hatırlamadın mı diye soruyoruz. Gerçekten mi diyor. Seni hatırlayamadım diyor. Evrakların üstünde ise durumu şey yapabiliriz, temizleyebiliriz diyor. Tabii deyip evrakları uzatıyoruz. Okuyucudan bir taratmam gerekiyor diyor. Tabii ki diyoruz, taratabilirsin. Her şey gayet düzgün bir şekilde işlemiş. Biz evraklarımızı geri veriyor. Senin için ne yapabilirim diyor. Şu stondaki malzemeleri göster diyoruz. Ve stoktaki malzemeler bunlar. İlk yardım kitabını alalım. İlk yardım kitabını alıyoruz sadece. El bombasını versek 150 yapar. Şu nerenin anahtarıydı hatırlamıyorum. Versek vermeyelim onu. Belki bir işe yarar ileride. %54 daha verirsek 403 istiyordu. 404 veriyoruz. Tamam. Tekrar konuşma penceresine geçip barter yaparsam farklı bir şey görmüyoruz. Tamam, gayet iyi alışverişti diyor. Devam edelim. Oyunu vanilla versiyonunda değişik olabilir. Ticaret penceresi, farklı malzemeler olabilir. Ki benim notlarımda da kitaplar falan görünüyor. Aldığım notlarda ama hiçbir kitabı bulamadım. Sadece ilk yardım kitabı varmış. Tamam, şimdilik bu kadar. Hemen şu kitabı okuyalım.
Bu arada akşam oldu. Yani elimizde evraklarımız olduğu için akşam olup olmaması çok önemli değil. Şehrin içerisinde hala gezebiliyoruz. Bu karakter pencereleri göreyim. 166 Smuggans. First Aid %77 olmuş. %92'ye geldikten sonra kitaplar artık bize hiçbir şey öğretemiyor. O yüzden arada bir bunları kontrol ediyorum. Bu arada biz radyasyona yakalanmışız yine. Hemen şuradan bir radeveyi kullanayım. Bunun 6 tane kalmış. Şu neydi? Radex anti-radyasyon ilacı. 19 radyasyon rezistansı kazandık. En azından bizi çok fazla hasta etmez radyasyon. Neyse. Bu binadan çıkalım. Bu arada Mario dedi ki, buna inanamıyorum. Oradaki kızın kışına bakıyordun diyor. Sana inanamıyorum falan diyor. Kıskançlık durumlarla tutuyor demek ki arada. Tekrar bir konuşalım. Seni seviyorum aşkım. Sen her zaman için benim için tek kadın olacaksın diyoruz. Ben de sana sahip olduğum için çok şanslıyım diyor. Ve ben seni daha fazla seviyorum diyor. Gidip bir sevişelim diyoruz. Ben periyodumdayım diyor. Yarına kadar beklememiz lazım diyor. Yani şu anda da gidip sevişebiliriz ama o bir şey anlamayacağı için onun istediğini yapıyoruz. Daha sonra hallederiz diyoruz. Bu da bizim Miriam'ın sisteminde bir puanlama sistemi var. Onun biraz daha stabil kalmasını sağlıyor. Onun isteklerinin dışına ne kadar çıkarsak puanımız o kadar düşüyor. İleride bir yerde bizi terk etme ihtimali falan oluyor. Tamam, buradan çıktık şimdi. Correction Center'a gidiyoruz. Burası insanları doğru yola iletme merkezi gibi bir şey. Şu metal zırhlı arkadaşla konuşacağız. Sokağa çıkma yasağını geçti. Hala şehirde ne yapıyorsun diyor. Ben vatandaşım. Hava kararlıktan sonra şehirde durma iznim var diyoruz. Öyle mi diyor. Şehirdeki tüm vatandaşları ben tanıyorum diyor. Ama seni tanıyamadım diyor. Kağıtların nerede diye soruyor. Al burada diyoruz. Geçen ay çalınan kağıtları bulduk. Dedi. Ya muhtemelen yakalandık. Tamam gidiyorum diyoruz. Kötü oldu. En son kayıttan geri alacağım. Ama önce şurada bir kaydedeyim de. Çok geride bu. Neyse. Elimizdeki belgelere el konuldu. İşte gece vakti şehirde dolaşmanın kötü tarafları bunlar. Aldığım en son kayıt da bayağı bir gerideymiş. Ben sık sık kayıt yapıyordum ama o arayı unutmuşum. Neyse, burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Risk almak istemiyorum çünkü.
şekilde şehre girip tekrar şehrin içerisine girmeyi bir deneyeceğim. Bakalım ne yapabileceğiz. Korumayla konuşsak kaybol dedi. Şimdi şuraya girelim. Açık kapıyı kapattık ya. Girdik içeriye. Şu arkadaşla konuşalım. Kaybol dedi yine. Zırhı çıkarıp konuşmayı denersek yine kaybol dedi. Neyse, zırhımızı giyeceğiz. Biz yakalandığımız için mi böyle oldu? Galiba. Wallace'la konuşalım. Ne istiyorsun diyor. Şehre geri girmek istiyorum diyoruz. Wall City'den bir sebep yüzünden atıldın diyor. İkinci şans yok diyor. Bak, bu tamamen bir yanlış anlaşılmaydı diyoruz. Ya şimdi gidersin ya da gardları çağırırım diyor. Tamam diyoruz. O zaman ben şöyle yapacağım. En son kayıt aldığım yerden tekrar oynayacağım. Korekin Center'a geldiğimizde oradan kaydı tekrar açacağım. Şimdilik kaydı burada durduruyorum.